legendary. Bu sezon Fatih olmak önceki sezonlara göre hatta gelmiş geçmiş en kolay haliyle geldi. Arkadaşlar şimdi benim bu videoda anlatacaklarım şokomelli şeyler. Gerçekten işinize yarayacak şeyler. Özellikle sonlara doğru anlattığım şeyler bayılacağınız şeyler. Ama ne olursa olsun Fatih'e kasmanız için eğiminizin de iyi olması gerekiyor. Oyun bilginizin de iyi olması gerekiyor. Sadece bu sezon ekstra kasabilmemizin sebebi aynı dünya modundaki gibi aşağıdaki haritada adam öldürebiliyorsunuz ve öldüğünüzde tekrardan bedava canlanabiliyorsunuz. Üstüne üstlük mızraktan da canlanma alabiliyorsunuz. Yani 3-4 kere tekrardan dirilme hakkınız var. O yüzden bu sezon çok çok daha kolay. Ama şimdi hazırsanız gerçek mevzulara başlayalım. Bu sezonda Fatih olmak için yapabileceğiniz çok fazla şey var. Bu video içerisinde bunları göstereceğim. Ben yıllar öncesinde bu tarz videolar atıyordum ve yeniden gelmesini istediniz. Çünkü bu sezon Fatih'e kasan çok kişi var ve hala çok geç kalmanız çünkü daha yeni sezon yeni geldi. Eskiden burası sadece Türk listesiydi. Hatırlarsınız Avrupa sorusu dedim mi sadece Türkler ilk 20'de ilk 30'da olurdu. Burada deli dehşet bir kapışma olur. Aa Ersin de oradaymış. Ersin de selamlar. Burada bayağı bir böyle bir kapışma olurdu. Artık sistem değişti. Millet daha az rank kasmaya başladı. Ama hesabında hiç Fatih olmayan varsa bu sezon tam sana göre. Çünkü bu video içerisinde hem milletin söylediği şeyleri deneyeceğim hem de benim bildiklerimi size göstereceğim. En kolay nasıl kasılıyor onu size anlatacağım. Birçok madde var elimde. Bu arada rank kasacaksınız. Yani ilk defa Fatih olacaksınız. Benim size tavsiyem kesinlikle 3. şahıs tekli de kasmanız. Eskiden 1. şahısta çok daha kolay kasılıyordu ama artık 1. şahısta maç bulma işi gitgide zorlaşmaya başladı. Ama 3. şahısta daha rahat, özellikle teklide daha rahat kasabilirsiniz. Çünkü böyle ağırlıklı olarak takımlı halde kasıyorlar. Solo'da kasan sayısı zaten mesela buradaki puanlara da bakarsanız daha düşük durumda. Takımda 4600 lira kadar gelmiş. Burada ise 4000'lerde geziyor. Ama buranın da zorluğu, ay bayıldım ne yapacağım zorluğu. Kaldıracak adam yok yanınızda. O yüzden denemek istiyorsanız öncelikle teklide deneyebilirsiniz. Şimdi bu videonun içerisinde deneyeceğimiz şeylerden kısaca bahsetmek yerine şöyle yapacağım. Tek tek her birini deneyeceğim. Her birini de size göstereceğim. Aklınızda yatanları deneyebilirsiniz. Birçoğu %100 işinize yarayacak şeyler bu arada. Hala like atıp abone olmadıysan da tam zamanı. Şu anda abone olup like atıyorsun çünkü gerçekten bayağı uğraştım bu videoyu bulmak için. Çok fazla istediniz. Ben karşınızdayım, hazırım. O zaman video başlasın. Aa dur nasıl başlıyor lan, ben daha video gibi. Herkese arkadaşlar Egoist Batı kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Türk oyuncular bu oyunu çok iyi oynuyor. Gerçekten canavar gibi oynuyor. Burada bizim yapacağımız ilk şey gidip sunucumuzu değiştirmek değil. Onun yerine ayarlar kısmına geliyoruz. Dil seçeneğini seçiyoruz. Buradaki dillerin hepsini değiştireceğiz arkadaşlar. Böylelikle maçımıza hem yabancı oyuncular hem de botlar çok girecek. Öyle diyorlar. Hemen deniyorum. Bir hangi dil yapalım? Aa bence... Bahasa İndonezya. Bahasa Melayu. Ekran görsem tahmin edebileceğim de keşke ekran görebilsem. Abi Tayvan. Oğlum o değil, o video bu video değil. He, pardon. Ta İspanyol yapıyorum arkadaşlar. Bütün abi şunu tekrar girip geliyorum. Seni yeni UC sponsorumuzla tanıştırmak istiyorum. FoxFP'in artık ana sponsorumuz. Evet arkadaşlar bundan sonra en az bir yıl boyunca FoxFP'inle beraber olacağız inşallah. Açıklamalardaki linkten direktman kayıt olabilirsiniz. Bir de müthişmerli çekilişlerimiz olacak. Çekilişleri kaçırmamak için de direktman takip etmeyi unutmayın. Açıklamalardaki linkten katılırsanız da çekilişlere katılma hakkı kazanacaksınız. O yüzden direkt açıklamalara gidiyorsunuz. Oradaki linkten kayıt oluyorsunuz. Burada UC fiyatları gerçekten çok şokomelli. Biliyorum çok fazla para harcamak istemiyorsunuz ama para harcayacak da ne kadar az parayla ne kadar çok şey alırsanız kardır. O yüzden sizi düşünerek FoxFP'yle anlaştım. Ve burada UC fiyatları şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Gerçekten çok ama çok güzel. Mesela 8100 UC şu anda indirimde 2544.99 kuruş. Yanlış mı söyledim? 2544 lira. O yüzden hemen gidip alabilirsin. Ha, Royal Pass mi alacaksın? Tak geliyorsun buraya Royal Pass'e. 264 liraya Royal Pass'inizi alabiliyorsunuz. FoxFP'in ailemize hoş geldin. O zaman video şimdi tam anlamıyla başladı. Şimdi oyunumuzu İspanyolcaya çektik. Doğru yerleri bulabilecek miyiz acaba? Dil seçeneğine tekrar geldim. Burada her şey İspanyolca oldu. İkinci dil değiştirmeme gerek yok lan. Şu en altta ne yazıyor acaba? Wallmap'leri ile ilgili bir şey yazıyor da neyse. Şimdi bakalım maçımıza gerçekten botlar mı gelecek? Şokomelli oyuncular mı gelecek? Türk oyuncular mı gelecek? Yabancı oyuncular mı? Senin İspanyolcan var mı lan? Var. Birden ona kadar say bakayım İspanyolca. Dur bir dakika düşüneyim. Düşün bakalım tamam bekliyorum. Ben sana onun yerine elmanın İspanyolcası söyleyeyim. Tamam. Manzana. Tamam sen olmuşsun bu arada. M416 İspanyolcusunu söyleyeyim mi? Söyle.
M4 sürüntü yazmıyormuş. Arkadaşlar bu arada hemen şu ortalığı bir yalandan çek diyelim. Bir tane Umut gördüm ortalıkta. Onun haricinde bu arada... Aga Lord Mort gördüm ben ya. Ama herkes... Oğlum iki tane adam var lan maçta. Kanka. Normalde nasıl? Bir de şöyle bir şey varmış. Gelen karşı rakip oyuncular da böyle İspanyol falan değişik ülkelerden olması gerekiyor. Tamam o rakip yani. Yeah. Aa bak SUG var. Dur neyse maçın içine bakacağız. Belki de bot sayısı da fazla olabilir kanka. Onu da bilmiyoruz. Bir şu ana kadar bir tane Umut gördüm, bir tane SUG gördüm. Bir hemen şöyle nereye atlayalım? Mistein atlarsak gerçek oyuncular gelecek. Harabe kısmına doğru bir uçalım. Hocam bu arada gerçekten 3-5 tane gerçek oyuncu var. Gerisi botsa mükemmel rank asılır. Bak inanılmaz bedava rank asılır. O kadar söylüyorum. Şimdi şu ilk main fight'ını bir rahat atlatmamız lazım. Oğlum biz böyle niye... bir şey varsa burada kimse gelmez gibi ya. Herkes okyanusa gider. Kanka, bu arada öyle bir şey varsa ben büyük bir ihtimal Fatih'e kasıyorum abi bu sezon. Bu arada bu sezon daha fazla puan alma taktiğini de anlatacağım. Normal sezonlarda aldığınızdan çok daha yüksek puanlar alabiliyorsunuz arkadaşlar, onu da göstereceğim. Şu ana kadar iki tane Türk oyuncu gördüm solda. Bir tane Azerbaycan gördüm. Kanka herkes Türk bayrağı. Abi çok fazla Türk var abi. Ben hiç gavur görmedim. Ve çok da bot yok gibi ya. Ne diyorsun? Ya sanki bu madde biraz tırto gibi geldi ya. Biz şöyle yapalım arkadaşlar. Buradan bir fayda çıkartamadık. Ve ben bu arada bot da hiç görmedim lan. Bu madde nasıl olurdu aslında biliyor musun? Dil tercihine göre takım arkadaşı ara var ya. Evet. Orada İspanyolca'yı, Latince bir şeyi seçersen oluyordu muhtemelen. Bence de bu arada ya. Arkadaşlar bunu siz bir denersiniz. Bu madde biraz zorladı ama şimdi gerçekten işinize yarayacak maddelerle devam ederim. Aa bot var, bot var. Bu sayılır mı? Sayılır kanka, bot sayılır. Geldi direkt. Arkadaşlar deli gibi bot geliyor. Oha! Abi bu nasıl bot? Bu bot değil lan. Kanka. Ya arkadaşlar dediğim gibi bot durumu birazcık karışık. Yani bu madde beklediğim kadar işe yaramadı. Daha çok meyeli bekliyordum ama biz gerçek mevzuya... Oğlum bak gameplay'e çevirdiniz videoyu. Miloşev. Ya baba gözükmüyor ki bombamın yeri. Oy attım lan. Yani bomba ha. Arkadaşlar dediğim gibi bu maddeyi hemen geçiyorum. Asıl mevzuya başlayalım. Birinci maddede zorlanmışken ikinci maddede gerçekten şokomelli bir şey anlatmak istiyorum. Bu videoda anlatacağım her şeyi teklide, çiftlide, takımlıda hepsinde yapabilirsiniz. Biz takımlı maça iki kişi girdik. Bunu dört kişiyle çok çok daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Direktman mevzuya giriyorsunuz arkadaşlar. Hiç öyle ay saklanayım, pusayım, edeyiminiz yok. Direktman... Olay mahalline giriyorsunuz ve burada gideceğiniz yer tam şu karşımda gördüğünüz mekan. Bak şu mekan en az tercih edilen yerlerden bir tanesi. O yüzden direktman oraya gitmemiz lazım. Abi ne olur paraşüt. Hadi bir varayım artık şuraya. Tamam buraya geldik. Go 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 go. Bölgede 21 kişi var, daha girenler olacak. Aa, buradan direkt uçabiliyor muyduk? Uçamıyorduk. Aşağıya ineceğim bir. Buradan. Oğlum buradan yukarı uçamıyor muyduk? Hah. Hadi. Lan tuş çıkmıyor. Buradan yukarıya fırlatıyorsunuz kendinizi arkadaşlar. Bak şurada cep var, gördünüz mü? Şu cebe konuyorsunuz. Şimdi millet birbirini öldürsün, ne cacık yiyorsa yesin. Bunlar sizin için umurunuzda değil. Siz gördüğünüz adamı vurun. Hatta inebiliyorsanız direkt ben buraya inin. O aşağılara falan inmeyin. Artı buradan çok güzel bir de açınız var. Daha iyi bir silah bulursanız çok daha iyi olacaktır o zaten. Aa bak. Şunları da çalıştırıp buradan da loot alabilirsiniz rahatlıkla. Bu taraf bedava puan toplama yeri. Geliyorum buraya, buradan puanlarını çekiyorsun. Var mı brocum ortalıkta birileri? Abi bak bura güzel. E ne yapacaksın diyeceksin değil mi? Burada şimdi birazdan zaten lıpır lıpır ortalığa çıkarlar. Çıktıkları senaryo, çıkmayacakları senaryoya gerek yok. Yani videoyu uzatmamak için ben hızlıca anlatacağım size olayı. Buradan bir alabileceğimizi alalım yalandan. Bak burada da güzel yerim var. Aa tutulamadım lan. Neyse burada gittin, savaştın, ettin. Bir cacıklar yaptın. Hiç önemli değil. 5 kil aldın, 10 kil aldın. Sonra öleceksin. Tamam mı? Yani olabilir. Burada ölebiliriz. Yapacak bir şey yok. Hatta bir bakayım var mı beleş bir daha. Bedavamız yok. Burada devam ediyorum. Kazansan da kaybetmesen de sonucu aynı yere bağlayabileceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. O yüzden ben şöyle yalandan bir açlıyorum. Ama hiç infom yok. Sende var mı? Ha yukarıda biri. Abi gram yok.
Kanka gel. Şuradan yukarı 100 metre spor. Böyle bir arkalarım dedim ama. Önümüz önümüz. Şu var ya kule he. Kule, kule de bak, değil mi? Altında. Tabii tabii onu al. He görün görün görün. Yav atış edemiyorum ki oraya. Ben vurdum onu, ben vurdum onu, sıkıntı yok. Tamam güzel, neyse artık ölelim. Ölelim bir mantığı göstereyim. Arkadaşlar burada killleri aldınız. Normal fight'ınızı attınız. Hiçbir problem yok. Vur beni biraderim. Kanka bu beni vuramıyor ki. Miro. Lan vuracağım şimdi he. Kanka ölelim artık lan. Hadi. Kanka, vur bizi artık. Sıkıyorum direkten var ya. Ya hadi öldür artık beni al. Tamam artık hadi öldürün ya. Ha? Ölmek istesen de ölemiyorsun. Şimdi yapacağımız şey çok keyifli arkadaşlar. Bundan sonrası Şokomel Spor. Şimdi normalde öldükten sonra direktman buraya uçmamız lazım ama çok uzak olduğu için uçamayacağım. Ben direktman oraya gideceğim. Eğer öldüğünüzde uçak oradan geçiyorsa Şokomel Spor zaten. Bakın bu taktiği izleyin. Birisi mızrağı aldı arkadaşlar. Az önce ekrana çıktı. Tam olarak istediğimiz şey bu zaten. Mızrağın biz daha oyunda değilken açılmış olması. Mızraklar alınıyor. Güzel. Haritanın iki tarafında da mızraklar alındı. Şimdi buranın sular altında kalmasını bekleyeceğiz. Miro gel yüzme. Mekana geldik. Burada yapacağımız şey çok basit. Eğer uçak bunun üstünden geçiyorsa buradaki yapıların bir tanesinin tepesine çıkıyoruz. Eğer geçmiyorsa burada geliyoruz. Bir loot var mı? Aha adam geliyor Miro. Abi geldiler abi. Vur, abi vuralım vuralım bedava. Bunlar içeri mi giriyor? Evet, suya atladı. Aşağıda yüzü yüzü. Vuruyorum lan biraz. Vuruluyor vuruluyor. Paraşüt. Lan bayağı vurmuştum ya. Şimdi bizim derdimiz bayağı yemişti. Buranın sular altında kalması ve milletin burada... Kimi vurdun lan? Vurdum. Vallahi onu vurdu. Şimdi burası sular altında kalana kadar burada yatacağız. Buradan millet gidene kadar bekleyeceğiz. Oğlum bir dakika, biri bizim taktiği yapıyor. Evet, yemin ederim kanka. Biri bizim taktiği yapıyor. Geldik ve benim mermim yok biliyor musun? Kanka yukarıda bir yerde. Uçuyor. Bu gitti galiba. Kanka şurada bir adam var da mermim çok az, harcamayacağım onu. Arkadaşlar artık buraya alanda gelmeye başladı. Aşağısı sular altında kaldı değil mi? Aha aşağısı sular altında kaldı arkadaşlar. Artık yapacağımız şey gelip buraya tertemiz artık mızrak parçalarını toplamak. Geleceğiz buradan boğulmadan. Aa buradan niye girilmiyor lan? Lan boğulacağız. Sağ sol yap, sağ sol yap. Nerede mızrak artıklarımız? Burada. Canlanma kartımız var mı? Ya şimdi biz bunu takımlı da çekiyoruz diye olmadı arkadaşlar. Normalde solo maçta burada kesinlikle artık kalıyor. O artıkları da siz toplayacaksınız. Allah nefessizlikten ölmem değil mi? Normalde dediğim gibi solo'da buradaki artık canlanma kartını siz alabilir. Aa bir aç almış işte ya. Sen almışsın. Almış mıyım? Almış. Tamam o zaman çalışıyor demek tamam, ki. Tamam buradan canlanma kartını alabiliyorsunuz arkadaşlar. Miro gördüğünüz gibi aldı buradan. Hemen şuradan çıkıyorsun. Canını basıyorsun. Keyfin yerinde. Hiçbir derdin tasan yok. Sen gerçekten canlama bir sığırsın ya. Canlama sen bir sığırsın ya. Oradan aldığınız canlanma kartıyla bir, yani bu maç boyunca kafanız rahat devam edebileceksiniz. Şimdi artık bir loot sıkıntımız var malum. Ama ekstra bir canlanma hakkımız var. Şimdi teklide özellikle bu çok işinize yarayacak bir şey. Bundan sonrası için gezmeçli ya. Bundan sonrası gezmeçli. Artık milletin savaşmasını ve bizim yatmamızı bekleyeceğiz. Beni kaldırır mısın? Yo. Beni kaldır, beni kaldır. Hayır. Hayır. Kaldı ya. Canlanma hakkım var. Canlanma hakkım var. Ama lazım rank kasıyoruz ya, rank kasıyoruz. Canlanma hakkım var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maçta 27 kişi kaldı ve daha biz neredeyse etliye sütlüye karışmadık. Yukarıda artı bir canlanma hakkı yazıyor da o takımlıda olduğum için beni kaldırabildiği için. Ama normalde teknide bile olsanız bu canlanma hakkıyla hiçbir şeyle uğraşmadan kafanız rahat takılabiliyorsunuz. Ve maçta kalan sayısı da 23'e düştü. Yani maçın artık ilk 5'ine ilk 6'sına girdiniz bile. Ki uçak üzerinden geçseydi orada yani şu alanın üstüne... Şuralara pusu kurup çıkanı öldürüp onun lootuyla maç sonuna kadar rahat rahat alan dışında gitmez, istersen gelene vur takılabilirdiniz. Bu taktik bu şekildeydi. Hem milletin lootuna çöktük, hem ekstra canlanma hakkı aldık, hem savaştık, kill aldık, puan çektik, hem de sonlara kadar hayatta kaldık ki görüyorsunuz alan çok büyük, biz rahatlıkla şuralara gelip buralarda pusabiliriz. Bu taktiği kullanın.
bu sezon gerçekten çok ekstra puanlar kasabiliyorsunuz. Geçelim bir sonraki taktiğe. Sıradaki olayımız oyunun en güzel rank asma taktiği. Arkadaşlar bu başlangıç adasına haritada gördüğünüz tekneyle geliyorsunuz. Burası sınırsız loot cenneti. Bakın ben bunu efsanemi gerçek mi videosunda göstermiştim. Aklınızın hayalinizin anlamayacağı kadar loot var ve sınırsız mermi var. Bakın şimdi siz böyle söyleyince inanmayacaksınız bana ama gerçekten sınırsız mermi var. Oyundaki bütün silahların mermileri aşağıda var. Orayı da göstereceğim. Onun haricinde burada şokomel spor lootlarınızı da yapabilirsiniz. Siz buraya geldiniz. Burada zaten ölme ihtimaliniz yok. Onun haricinde buraya botlar da geliyor. Siz burada olduğunuz için bot lootunu da yapıyorsunuz. Bak 8x'imi bile aldım kanka. Geldim şu kompansatörümü aldım. Yani oğlum, burası... M4 falan buldum lan. Oğlum, harika loot var full. Ha. Bura full. Bak burası saçmalık anlamında full. Sen oraları lootla. Ben size şu asıl mermi lootunu göstereceğim. Hayretten şuraları falan da lootlayacağız. Çok acayip şeyler yapabileceğiz burada. Edeceksin buranın ne faydası olacak? Burayı lootlayacağız. Alacağımız her şeyi alacağız. O sırada millet ölecek. Biz hiçbir şeyle İnfoya uğraşmadık. İnfoya hazır mısın? Ve buradan ne çıkıyor biliyor musun? İşaret şeyi. Hayır. Tahliye balinası çıkıyor. Yani buradan yemin direkt et. Alana girebiliyorsun. Evet aldım şu an. Ama çok iyi. Tahliye balinasıyla alanın direkt bar ortasına gideceğiz ve arkadaşlar mermilere bakar mısınız? Bak. Bak şurayı gördün. Gördün değil mi burayı? Bak. Şuraya bak. Buraya bak. Buraya bak. 5.56 ikram. 7.62 ikram. Çiğ köftemiz. 5.56 lazım mı ya? Bende çok var da. Çok var kanka. 9 milimetre ikram. 0.45 ikram. Bunların hepsi ikram arkadaşlar. Tahliye balinası bir tane de bende var. Gördüğünüz gibi burada şokomel spor lootumuzu yapabiliyoruz. Canımızın azalması önemli değil çünkü ilk alan canımız azalabilir. Biz burada enerji içeceğiyle, bandajla her şeyle kurtarabiliyoruz. Onun haricinde yukarıda Miro zaten loot yapıyor. Aşağıda da bakın burada da lootumuz var. Bura böyle devam ediyor. Orada da lootumuz var. Buradan mesela 2 level. Hemen yeleğimi aldım. Tahliye balinasıyla da alana çok hızlı gideceğimiz için orada hiç dert yaşamayacağız. Miro, efsanemi gerçek mi? Helikopter çağırabiliyor muyum? Aha. Dene. Yok. Çağıramam herhalde ya. Yok tamam helikopter çağıramıyoruz. Şimdi yukarıda bu military'deki mekanlardan da var arkadaşlar. Oralardan da bol bol loot yapabiliyorsunuz. Ben şimdi videoyu çok fazla uzatmamak için buradaki lootları çok göstermeyeceğim. Miro basıyorum ben tahliyeyi. Ben de geleyim beraber edelim. Gel. Böyle gördüğünüz gibi ayaküstü yalandan loot yaptım sadece ki asıl mekanı ben lootlamadığım için kit vesaire almadım zaten. Ama ihtiyacımız yok. Bizim zaten burada derdimiz zaman geçirmek. 66 kişi hayatta kaldı. Ayağımıza taş değdi mi kardeşim? Yok gram yok abi. Vallahi hiçbir şey değil mi? Bak burada da lootun var. Gel Miro. Balina sporumu. Buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Taş atmadık, kolumuz yorulmadı. Lootumuzu tertemiz yaptık. Rotamızı da belirledik. Zaten düz gitmesi istiyorum. Rotayı da belirle. Balina 5 saniye içinde geliyor. Bak hareketin güzelliğine bak. Hiçbir şey yok. Keşke biraz boost bassaydık. Belki orada bir hata yapmış olabilirim. Ama yine sorun yok. Sınırsız mermiyle tertemiz lootla uçuşumuzu gerçekleştirebiliyoruz. Bunun üstündeyken bandaj basabiliyor muyum? Basıyorum. Kanka nasıl? Oğlum çok iyi ya. Ben de buz basıyorum şu anda. Ya mükemmel ya. Hiç yorulmadan maçta 55 kişiyi getirdik durumu arkadaşlar. Ki şuralarda da hasar yiyemeyeceğiz balinanın içerisinde olduğumuz için. Çünkü balinanın dışına hasar veremiyorsun. Bak şuralara çarpıyor. Dışarıdan da balinaya hasar veremiyorsunuz. Bu balina buraya kadar gidecek ve biz burada atlayacağız. Hatta. Devamında burada şanslı olduğumuz için gösterebileceğimiz bir olay daha var. Ben boost'umu basayım. Şimdi alanın ortalarına doğru bir gidelim. Göstereceğim. Arkadaşlar biz göklerdeyiz. Hiçbir şeyden etkilenmiyoruz. Ve 50 kişi gitti. 49 kaldı. Ölmeye devam ediyorlar. Geldim ben abi bu arada. Geldim bu arada. Duşa gittim az önce. Valla. Geldim. İnşallah duşa gitmişsindir. Aaa. Bu arada aşağıda gördüğünüz gibi çatışma var. Ama bizi göremiyorlar. Bize hiçbir şey yapamıyorlar. Biz de onlara hiçbir şey yapamıyoruz. Ama biz hala haritada ilerlemeye devam ediyoruz Miro. Nasıl kanka? 46 kişi kaldı. Ben iyiyim bro. Tamam, arada bir su fış atıyorum falan. Kalan sayısıyla hızlı bir şekilde koyarsın kardeşim.
Artık yeter bu arada. Bence atlayalım. Alanın da tam ortasındayız. Niye böyle ya? Vallahi arkadaşlar gördüğünüz gibi 39 kişi kaldı ve alanın ortasında Şokomel Spor bir yere iniş yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi Gatka'dayız hatta. Tam da alanın göbeğine kadar getiriyor bizi. Bu saatten sonra istersen pus, istersen dövüş, ne yapıyorsan yap, sana kalmış. Bu taktik %100 işe yarar bir taktik. Cebine at, kesin kullanırsın. Sırada benim en sevdiğim taktik var arkadaşlar. Olabilecek en puştingen taktiği göstereceğim. Arka arkaya birkaç farklı şekilde göstereceğim. Öncelikle benim şuradan gidip hiçbir fight'a karışmadan, etliye sütliye eğleşmeden şuradaki sandığı almam gerekiyor. Lan sandık neredeydi lan? Şurada ha. Lan. Ha. Tamam, buradaki sandıkları geliyorsunuz alıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar bedava. Bak bir tane sağda var, bir tane de burada gizli sandık var. Geldim buraya. Sandığı açtım. Ver baba. Ver baba. Tamam, buradan 3-5 lokmamı aldım. Sonra geliyorum. Burada da birkaç şokomelimiz çıkacak. İnşallah güzel bir şeyler verecek. Hatta kanca verirse çok güzel olur ama kanca vermese de tamam. Fena sal olmayan droplarımı aldım. Şimdi burada yapacağım şey... Miro, kanca bulabildin mi? Kanca buldum. Gel, iki tane var hatta burada. Geldim. Arkadaşlar bak, bölgede 17 oyuncu var. Tamam, ben kanca aldım. Çıkıyorum yukarı. Direkt ben yukarı çıkıyorsun. Bana ne? Ben adam, hiç riske almayacaksınız. Burada hiç riske atmayacaksınız. Çünkü yapacağınız şey garanti arkadaşlar. %100 işe yarayan bir taktik. O yüzden hiç riske almanıza gerek yok. Buradan şöyle yukarıya doğru yüzdük. Bak burayı belki bilmeyen, fark etmeyen olmuştur. Yukarıda bir tane sandık daha var. Bak, bu aşağıda sandık var da bu önemli değil. Ama daha önemlisi şuradaki sandık. Buna bastım. Şuraya kondum. Burada oturuyorsunuz arkadaşlar. Bu saatten sonra yapacağınız şey çok basit. Buradan da isterseniz loot'unuzu alabilirsiniz. Bu tamamen keyfinize kalmış. Hatta şunları da alayım. Bundan sonrası keyif ya. Vallahi keyif. Tak, geldim. Ulan ona yetişir miyim lan? Ben yetişemiyor muyum? Allah kahretsin. Bir dakika dur. Bu kadar şımarmayın siz de. Şuraya. Miro, bana da lan. Gel. Buradan da ananı avradını, nereye geldim? Hah, bitti. Olay bu kadar basit. Burada bekliyorsunuz arkadaşlar. Geleni gideni shoteng foteng diye avlıyorsunuz. Ha, isterseniz burada hani bura en güvenli yerlerden biri. Ama daha çok isterseniz hani daha çok çıkanları öldüreyim, bilmem ne yapayım falan diye düşünüyorsanız. Gel buraya babacığım. Burada takıl. Gel buraya babacığım. Burada takıl. Gel buraya bak. Böyle güzel yerler var. Hatta şu kemiğin içine de girebiliyorsunuz. Nasıl hocam? Müthiş ya. Aşağıda kan gövdeyi götürüyor. Benim umurumda değil kanka bak. Burada var. Şöyle bir mekanımız da var. Miro nasıl? Abi harika ya. Ben de geldim buraya da. Şimdi arkadaşlar burada çıkanları keklik gibi avlayabileceğiz. Mesela biri geliyor mesela abi. Kanki nereye ya? Nereye ya? Abi bir de burayı asla tahmin edemiyorlar. Öyle de bir güzelliği var. Baba, bak gel buraya var. Gel. Gördün mü sol karşıyı bak. Bir dakika geliyorum. Bak. Nerede? Sol işaretim bak. Lan siz ne yapıyorsunuz? Git onu lootla bakayım. Git onu lootla. Aa, orada ne var lan? Vurulmuyor. Bakın. Daha anasının gözünde kavga mı var? Okey. Bana hiç fark etmez. Buradan indiregandi yapabiliyorsunuz. Abi aşağıda büyük mevzu var. Bizim gram umurumuzda değil. Hiç alakamız yok. Bunu bu arada öldükten sonra da yapabilirsiniz. Mesela aşağıya atladınız. Aşağıda birazcık kill kastınız. Önemli değil. 5 tane alın. 3 tane alın. 1 tane alın. Ama ondan sonrasında gelip buradan olmuşları toplayabilirsiniz. Tabii ki buranın tek sıkıntısı ölürseniz dalay arkadaşlar. Ha, şunu da şöyle yapabilirsiniz. Takım arkadaşınızı kaldırmayla yollarsınız. Siz burada lootları toplarsınız. Hatta buradakiler öldü mü? Suyun üzerine çıktı yani. Buraya mekanı su bastı mı? Dal aşağıya. Git dal lan MacArthur'ı, dal gel. Mis gibi. Gel buraya gel. Buraya geleceksin. Sana değil mi? Ha, direkt bana. Oha! Hayır! Ya hayır ya, aşağı düştüm ya. Miro atsana oradan, ben sana zıplayayım. Neredesin? At sana doğru. Ben oradan nasıl sana geleceğim? Yukarı doğru atacaksın, sonra buraya geleceksin. Buraya. Ha. Selamünaleyküm. Lan düşme artık ya. Fıtı 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 fıtı.
fıtı fıtı fıtı. Yaderim, ne yaparsın? Ne yapayım ya? La ilahe illallah ya, yapacağım işi. Oğlum neye çıktı biliyor musun önce? Ha? Ayağım kaydı. Bak W'ye basmasaydım şey var ya Poseidon. Oha. Onun kafasının üstüne çıktım. Allah belamı versin ki. Denerim ki. Oğlum bu arada aşağıya bak da. Bu arada arkadaşlar buradan çıkan arkadaşların lootlarına ekmek bambayı unutmuyorsunuz. Bakın çok önemli. O lootlara ekmek bambanız lazım. Yani burayı vurdunuz. Takılıyorsunuz. Sonra gidin lootunuzu da yapın güzel bir şekilde. Nereden çıktın lan buradan? Dur ekrana bakacağım senin. Ananı avradını. Bir tane daha olsa çıkmıştır. Ah be neredeyse çıkıyordum oraya. Ben yine aşağı düştüm. Var mı lan aşağıda biri? Ben görmedim. Aa paraşüt adam indi aşağıya. Nereye lan? Buraya şeye. Tam bak burada işaretinde. Bir dakika. Gördün mü? Hayır. Hani lan? Yolda evlerde bak, mi? Yolda. Yolda. Aa gördüm. Gördün mü? Gördüm. Aa buraya biri daha geliyor. İki kişi geliyor oraya. Buraya, aa bu eve geliyorlar. Kanka bizim evle işimiz yok be. Mermi harcamaya gerek var mı oraya? Yo. Hani öyle söylüyorum sadece. Abi bu aşağıdakiler ne loot yaptı ya? Selamun aleyküm. Bak savaşıyorlar. Lan bak, ne yapıyorsunuz? Aa baygın. Geleş. Geleş. Çek. Lan hadi. Vurdum. Belaya lan. Diğerlerine o kayın arkasında bir daha var. Vatoz mu? Kanka buradan da bunlara mermi harcamamamız lazım bro. Ya tabi normalde göre de. Arkadaşlar siz buraya mermi harcamayın bunlara. Harap biri gördü bana sıkıyor. Nereden lan? Evden mi gördü o bizi? O evden sıkıyor galiba. Arkadaşlar ifşalandık. Nerede oğlum o? Ay evin açsın şuraya gidiyor. Kaydı birisi vardı. Oraya mı gidiyor? Şuraya gitti. Ya o eve ya garaja girdi kanka. Evin arkasından atıyor, evin arkasından atıyor. Hadi bir daha baksana. Stombuz olsa vururduk bu arada. Bende 6 var. Aa 4 ver, 4 vereyim mi al? Olur. Tamam şimdi gel. Yanında gördüm. Bir body vurdum. Şurada. Tekerleğini atsana arabanın. Aa dur. Gidemez. Kanka bizim alttakiler kaçmış olabilir. Aa altımızda smoke var lan Miro. Aa yolda. Birisi ay şurada var. Dön. Bir tane kaldı. Bak. Aa baydı. Bu arada bu buradan çıkan ha. Miro. Aa burada mesela var lan. Şu baygırı çekiyor. Nerede? Yolda. Ajaksında. Aa araba gidiyor. Bindi, yo vatoz gidiyor. Ya mermi harcamak istemiyorum. Arkadaşlar normalde alacağımızı aldık buradan. Ekmeğimize bandık aslında ama. Başka var mı? Ben göremedim daha. Kanka mükemmel bir yer ya. Arkadaşlar buraya kesinlikle aa şurada da vatoz gidiyor. Aa bakayım gidiyor lan. Abi bütün haritayı görüyoruz ki burası çok saçma. Aha loot yapmaya geliyor vatoza bak. Ay aşağısı vuruyor bir o. Nereden atıyor onu? Aa arkamıza şey indi lan. Miro. Parla paraşüt. Üstümüze mi indi o? Ay şahidi. O vurduğum çocuk lan bu benim. Evet, o demin vurdum çocuk. Bak vatozun geldiği yerde bir adam bana vuruyor ha. Çatıda. Bak kayada görmüyorum. Kayada. 2-3 dakika kayada. Yeni çatıya indi orada. Kaya eseri. Kaya ölecek. Hadi. Ya mermi baz olmasa. Abaydım. Aha öldü. Çok iyi. Çek onu. Girdi. Kanka. Helal oğlum. Şuraya da var bir tane benim baygın ya. O ne oldu acaba? Dur tamam, canımı basayım. Bayıldı kanka. Onun kimsesi yok ki. Onun arkadaşı bunlar kanka. Bak vatoz geldi oraya. Geldi vatoz geldi oraya. Ya kanka çok zor bir silahla deniyoruz ama ya. Çok güzel ultumuz olsa var ya sniper falan. Abi şurada bir tane sniper olsa. Yemin ediyorum içinden götürürüz hepsinin. Çakalı gördün mü? Buraya çıkmaya çalıştı bayıldıktan sonra. Evet. Bizi öldürecekti ya. Ya son 20 verdim abi. Şeye biniyor. Vatoza bindi. Gördüm. Aa! Ya Allah. Nereden vurdu lan beni? Bir yerden vuruyor beni. Smoke'da bir o. Vurdum iki tane ona. Bura biri burada. Benim baygın öldü. Biri smoke'da kanka. Ne yapalım biliyor musun? Aşağı atlayıp lootlarım tekrar geri gelebilir biliyor musun? Aa bir daha çıkabiliriz gerçekten be. Arkadaşlar fight devam ediyor burada bu çocuklarla. Ama eğer istersek gördüğünüz gibi şanssız da alan içindeyiz. Hadi Allah'a emanet deyip
mekana Jungle Lock deyip tekrar girip loot'umuzu yapabiliriz. Canlanma kartını bu sefer alırsan seni bıçaklarım. Tamam gel gel sen al. Ben hemen loot yapıyorum kanka. Mermi alacağım. Abi bu arada nefes gidiyor ha Miro. Lan nefes çok gidiyor. Ama şöyle bir güzellik var. Canlanma kartımı aldım. Boğulacağım ha. Boğuluyorum Miro. Ben çıkıyorum yukarıya. Boğuluyorum Miro. Lan loot yapmayı unuttum ben. Arkadaşlar geldim canlanma kartımı aldım bu arada. Aa gideyim şuradaki loot alayım. Abi ben şurada bir loot ceplemiştim arkadaşlar kendime. Lan nereye attım onu? Şurada bir tane loot vardı. Geldim. Buradan da ekmeğimi alayım. O çocuklar bizi hala orada sanıyorlar. Evet de büyük bir kumay. Aa M4 çıktı. Miro tekrar canlandırma kartı var burada. 4x falan var. Gelim gelim. Aa ben gidiyorum yukarı. Miro çok güzel oğlum. İnanılmaz eğlenceli bir şey bu. Aa paraşüt. Üstüme paraşüt indi lan. Şurada. Nerede? İşaretimde. Gördüm gördüm. Ateş etsene sana baksın. Çok iyisin lan. Ya çok eğleniyorum. Yemin ediyorum çok eğleniyorum. Aa! Kanka el sıkıyor bana ya. Geliyorum geliyorum. 3 kişi olmuşlar lan bunlar. Miro birine baydım yine. Diğerinde canı bir. Geliyorum şimdi ben yukarı çıkacağım. Miro garajın oradalar ha. Geliyorum geliyorum. Şurada var. Kanka çocuklar çok sinirlendi ama bak. Yemin ediyorum çok sinirlendiler. Ulan Mehmet kaldı yukarıda. Kili çaldılar mı acaba ya? Göremedim ben. Bunun da canı bir kanka. Ya bayılabilirim ama ben. Dudu ki yok mu? Var da kullanmak istemiyorum. Kanka biri bunun arkasında. Bir SE bir body yedi. Oy bayıldım. Tamam kendimi kaldırabiliyorum. Hiç sıkıntı yok. Bunlar bizi rushlayacaklar galiba biliyor musun? Ya roller rushlasınlar artık da fight. Aa kitim yok lan benim. Arkadaşlar biz bu arada Makara Kukara yapa yapa gördüğünüz gibi 29 kişi kaldı hayatta. Drak da hayatta kalmayı çözüyoruz. Beyin bedava. Arkadaşlar sıradaki müthiş belli mesaj geldi. Tam o anda mesaj geldi. Müthiş belli rank kasma tekniğimizi de hemen söylüyorum size. Miro sen aşağıyı bir halledersin. Açtım abi. Abi benim bir tane kanca bulmam lazım. Laps diye de kanca. Miro kanca var burada. Gel al kancanı. Biliyorum. Şimdi arkadaşlar çok fazla bir şeye ihtiyacınız yok. Alanın şokomelli bir bölgesinde bu arabeler bölümüne geliyorsunuz. Bitti. Artık Fatih'siniz. Bak bu kadar rahat söylüyorum. Geldiniz buraya. Buradan açtın mı aşağıyı? Açtım açtım. Buradan aşağıya giriyorsunuz. İki tane yöntem göstereceğim size. Kimsenin aklına gelmeyecek yöntem. Birincisi geliyorsun, hatta 3 tane göstereceğim lan. Birincisi geliyorsunuz, direktman şuraya atlıyorsunuz. Bak. Bitti. Yemin ediyorum bak sizi kimse bulamaz burada. Burası, aa adam geliyor Miro. Miro ben bunu hangi bug'ı yapayım? Ya bu bot. Bot mu? Ah be. Şimdi arkadaşlar birinci mekanımız burası. Buraya yatabilirsiniz. İkinci mekanımız, şimdi biraz saçma gelecek size bu belki ama bu gerçekten işe yarayan bir yöntem. İkinci mekanımız tam olarak burası. Bu kıyafetiniz olmadı şu hatta diyorsanız ki baba oradan ben gözükürüm falan al. Buraya yatıyorsun kanka, seni asla göremez. Ben şimdi mavi kıyafetliyim, yerim belli olsun diye yapıyorum. Adam buradan gelecek, buraya girerken şofen diye vuracaksınız. Üçüncü ve en güzeli, bu arada efsane mi gerçek mi kanalda var, orada bunları gösterdim. Üçüncü ve en güzeli, ay giremedim. Benim en çok sevdiğim, buradan lops diye içeri damlama operasyonu. Sonrasında da şuraya bunu atıyorsun. Ya niye sığmadım, bazen sığıyorum. Neyse o zaman şöyle yapalım. Bunu buraya attın. Selamın aleyküm. Burada sabaha kadar bekle. Bak asıl işin güzelliğini söylüyorum. Buraya atladınız, kiti depoladınız. Bak harbi hayvan gibi kit depoladınız. Yani isterseniz haritanın en alakasız bölgesi. Şuraya gidin. Şuradaki bütün kitleri toplayın. Kimsenin inmeyeceğini düşündüğünüz yerlerdeki. Buraya ondan sonra pusun. Baktınız adam gelmedi. Problem mi? Asla değil. Burada yapacağınız şey alandan hasar yemeye devam edin. Sonuna kadar alandan hasar yiyin. Baktınız zorlanıyorsunuz. Bu kapıyı açın.
buraya girmenize de gerek yok. Bu kapıyı açın. Bu kapıyı açtığınızda, buradaki sandığı açtığınızda buradan alanın ortasına gidiş yolu gözükecek. Buradan siz alanın ortasına maçın sonunda direktman dahil olacaksınız. Sadece burada durup cam basarak. Buradan Miro bir açsana kapıyı bana. Açıyorum. Buraya bug'la girmek yerine normal bir şekilde de girebilirsiniz. Bunun bize bir zararı yok. Çünkü alan dışında herhangi bir yerde yapabilirsiniz bunu. Buraya aç lan Miro. Burayı açtıktan sonra burada bir tane loot çıkıyor biliyorsunuz. Loot'umuz. Dur lan, loot'un içine ışınlanabiliyor muyum acaba? Kapı açıldı. Miro, ben loot'un içinde miyim? Bakayım. Oo, evet abi içindesin. Sıkıştım. Gözüküyor, gözüküyor. Yok, gözüküyor. Sıkıştım. Ne yaptın lan? Aa. Heh, tamam, okey. Okey. Arkadaşlar buradan dediğim gibi alanın sonuna kadar beklediniz, tamam mı? Alan artık bu tarafta, alan dışında kaldı. Vurmaya başlıyor. Ha, mesela alan diyelim şöyle oldu. Mesela alan diyelim artık burası kaldı. Ama siz buradasınız. Alan size vuruyor. Buna basıyorsunuz. Bu sizin alanın içine girmenizi sağlıyor. Ve direktman alanın içerisine tertemiz girebiliyorsunuz. Kimseyle savaşmadan, hiçbir dert etmeden maçın sonuna kadar full lootla geliyorsunuz ve yukarıdan geliyorsunuz. Rakibinizin beklemeyeceği bir şekilde. Mesela diyelim alan buraya daraldı. Geldin burada son savaşta çatıya kondun. Bu kadar basit. Gerçekten çok rahat bir şekilde buradan Fatih'e kasabilirsiniz. Bir diğer taktiği de hızlıca söyleyeceğim. Bunu göstermeyeceğim çünkü basit. Eskiden de göstermiştim. Alanın en köşelerine iniyorsunuz arkadaşlar. Şuralara iniyorsunuz. Ya da buralara, ya da buralara. Alanın sonundaysanız köşelerden, suyun içinden botlar geliyor. O botları öldürüp bir kere puan alıyorsunuz. Onun haricinde de sürekli alan dışarısında kalıp canınızı azaltıyorsunuz ve kit basıyorsunuz. Oyunda size puan vermesinin bir sebebi de hani adam öldürmek, işte sıralama vesaire. Ama takım arkadaşınızı baygınken kaldırmak... Hocam selamlar. Bir yandan takım arkadaşınızı baygınken kaldırmak da puan veriyor ama... Can yenilemek de size ekstradan puan veriyor. O yüzden alan dışında sürekli can yeniliye yeniliye böyle götüm 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 alan içerisinde girip ekstra da puan kasabiliyorsunuz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi davranın. Bye bye.